Son yıllarda Süper Lig'e gelen en kariyerli 10 futbolcuyu sizler için derledik. Hazırsanız başlayalım. Listemizin ilk sırasında Nikola Anelka var. O döneme kadar kariyeri boyunca Paris Saint-Germain, Arsenal, Liverpool, Real Madrid ve Manchester City gibi takımlarda forma giymiş olan Anelka, Ocak 2005'te 7 milyon 150 bin euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Fenerbahçe'deki ilk sezonunda başarılı olmasa da özellikle 2005-2006 sezonunda etkili bir oyun ortaya koyan Fransız yıldız, o sezon yaşadığı bir takım problemler sonrası sezon sonunda Bolton'a transfer oldu. Fenerbahçe'den ilerlemeye devam ediyoruz. Sırada dünyanın belki de gelmiş geçmiş en iyi sol beki olarak adlandırabileceğimiz Roberto Carlos var. O sadece bir Real Madrid efsanesi değil, aynı zamanda futbol efsanesi. O dönem hepimizin konsol oyununda onu forvete koyduğu ve hızından faydalanarak goller attığımız bir isimdi Roberto Carlos. Carlos'u o dönemde Türkiye'ye getirmek hayaldi kimilerine göre. Fakat Başkan Aziz Yıldırım, dünyaca ünlü yıldızı sözleşmesinin sona ermesini fırsat bilip Fenerbahçe'ye transfer için ikna etti. Brezilyalı yıldız, Fenerbahçe'de geçirdiği 3 sezonda 2 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşadı ve 2010 yılında ülkesinin takımlarından Corinthians'a transfer oldu. Sıradaki yıldız, Beşiktaş taraftarının sevgilisi Ricardo Quaresma. Namı diğer Q7. 2010 yaz transfer döneminde 7.3 milyon euro karşılığında Inter'den Beşiktaş'a transfer olduğunda Beşiktaşlı taraftarlar çılgına dönmüştü. Kariyerinde Porto, Barcelona, Inter, Chelsea gibi takımlar bulunan Q7 artık siyah beyazlı formayı giyecekti. Quaresma ilki 2,5, ikincisi 4 sezon olmak üzere kariyerinde toplam 6,5 sezonu Beşiktaş'ta geçirdi. Bu 6,5 sezonda öyle hikayeler bıraktı ki bazıları unutulmayacak cinstendi. Portekizli yıldız şu anda ülkesinin takımlarından Vitória Guimarães'te forma giyiyor. Ve Galatasaray'ın yıldız transferlerine geldi sıra. Galatasaray Ocak 2013'te bir hafta arayla öyle iki ismi kadrosuna kattı ki dünya basını o hafta sadece Galatasaray'ı konuştu. Sarı Kırmızılılar o dönem önce Inter'de sorunlar yaşayan Snyder'i, ardındansa Şangay forması giyen dünyaca ünlü golcü Didier Drogba'yı kadrosuna kattı. Schneider için Inter'e 7,5 milyon euro bonservis bedeli ödeyen Sarı Kırmızılı ekip, Drogba'yı ise bedelsiz olarak kadrosuna katmıştı. Dönemin başkanı Ünal Aysal'ın tarifiyle çilek transferler yapmıştı Galatasaray. Drogba, Türkiye'de kaldığı 1,5 sezonda biri lig olmak üzere 3 kupa kaldırdı havaya. Schneider ise geçirdiği 3,5 sezonda ikisi lig şampiyonluğu olmak üzere 8 kez kupa sevinci yaşadı. Ayrıca Sarı Kırmızılı taraftarlar için önemli bir iz bıraktı. Sırada dünya futbolunun en büyük golcülerinden birisi var, Samuel Eto'o. Yıllarca adı sürekli üç büyüklerle anılan Eto, 2015 yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'a transfer oldu. Kariyeri boyunca Real Madrid, Barcelona, Inter, Chelsea gibi önemli takımların formasını giymiş olan Kamerunlu futbolcu, ülkemizde 3 sezon Antalyaspor ve yarım sezonda Konyaspor'da oynadı. Şimdi ise Premier Lig'in en önemli golcülerinden biri olan Van Persie transferine geliyoruz. Kariyeri boyunca Feyenoord, Arsenal, Manchester United gibi takımlarda oynayan ve Premier Lig tarihinin en golcü isimlerinden birisi olan Van Persie, 2015 yazında Fenerbahçe'ye transfer oldu. 2,5 sezonluk Süper Lig kariyerinde inişli çıkışlı bir performans ortaya koyan Hollandalı yıldız, Türkiye'den ayrıldıktan sonra profesyonel kariyerini ilk takımı olan Feyenoord'da noktaladı. Bir başka dünya yıldızı var sırada. Real Madrid'in efsane stoperlerinden Pepe transferindeyiz. 2017 yazında Beşiktaş şampiyon bitirdiği sezonun ardından Real Madrid'de sözleşmesi sona eren Pepe'yi kadrosuna kattı. O yıl Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde tarihi bir sezon geçiren Portekizli yıldız, Aralık 2018'de siyah beyazlı kulüpten ayrıldı. Günümüz transferlerine geliyoruz. Fenerbahçeli taraftarlar yıllarca hayalini kurduğu o isme ancak Ocak 2021'de kavuştu. Bir dönem dünyanın en iyi orta saha oyuncularından birisi olan ve kariyerinde Real Madrid ve Arsenal gibi takımlar yer alan Mesut Özil
Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Öyle ki transfer olduğu gün yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiren uçağı internet üzerinden 1.8 milyon kişi takip etti. Başkan Ali Koç, Mesut transferi için "Onlar elin oğlu, Mesut evin oğlu. Mesut evine geldi" açıklamasını yapmıştım. Listenin son ismine geldik. Kendisi oynadığı futbolun dışında yaptıklarıyla dünyada daha çok tanınan ve bu yaz Süper Lig'e transfer olan çılgın bir isim. Tabii ki Mario Balotelli'nin Adana Demirspor transferinden bahsediyoruz. Kariyeri boyunca Inter, Milan, Manchester City, Liverpool, Marsilya gibi Avrupa'nın önemli takımlarında forma giyen İtalyan yıldız, bu yaz transfer döneminde Adana'nın yolunu tuttu. Süper Lig'in yeni ekibinin bu macerasında bakalım Balotelli ne kadar başarılı olabilecek? Bunun cevabını sezon içinde göreceğiz. Evet, bu haftalıkta bizden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Sizin de yıldız transfer önerileriniz varsa videonun altına belirtmeyi unutmayın. Hoşça kalın.